1071'de başlayan Türk'ün destansı Anadolu hakimiyeti 26 Ağustos 1922'ye kadar bir fiil devam etti. Fakat öyle bir zaman geldi ki Anadolu'da Osmanlı Devleti çok büyük bir devlet olmakla beraber tarihi süreçte yenilgilere uğradı ve 30 Ekim 1918'de 1071'de Sultan Alparslan'ın emanet ettiği Anadolu toprakları Batılılar tarafından işgal edilmeye başlandı. Öyle ki Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Osmanlı Devleti'nin başkenti payitahtı İstanbul, İngilizler, İtalyanlar ve Fransızların kontrolüne geçti. Asırlardır Türk'ün tebaası olan Rumlar önce Yunanistan diye bir devlet kurmuşlardı ve kurdukları bu devlet 1920'ye geldiğinde, 18'in sonunda 19'a geldiğinde İzmir, Aydın, Manisa, Muğla topraklarını kendi toprakları olduğunu iddia etmeye başladı. Bu yetmedi. 1071'den sonra Türk'ün koruması altında bulunan Ermeniler doğuda bir Ermeni devleti kurma hülyasına düştüler. Öyle ki Doğu Akdeniz bölgesinde Maraş, Antep, Urfa bölgesinde Ermeniler ve Fransızlar Türk katliamları yaptılar. Doğu Karadeniz'de Rumlar keza Pontusçuluk sevdasına düşüp burada bir Pontus Rum devleti kurmak istediler. Hatta İstanbul'da damat Ferit ve avanesi kendilerine küçücük bir devlet, padişah ve halifeyi yaşatan ama küçücük bir devlet. Ankara, Kastamonu, işte Konya'nın bir kısmını içine alan yani Türk'ün son raddede boğulup atılmasına vesile olacak bir anlaşmayı Sevr Anlaşması'nı imzaladılar. İşte bu anlaşma Türk'ün Anadolu'da biz ölmedik ve ölmeden de bu coğrafyayı size vermeyiz düşüncesini yeniden alevlendirmiştir. Daha önceki o Kurtuluş Savaşı, o milli mücadeledeki kongreler sürecini anlatmaya gerek yok. İnönü, ikinci önünü arkasından Sakarya Meydan Savaşı. Sakarya Savaşı kazandıktan sonra Türk kendisine geldi. Dedi ki buraya kadar geri çekiliş Tamam ama bundan sonra geri çekiliş değil. Türk'ün her bir toprağı, her bir karışı, karış toprağı, her bir taşı şehit kanıyla sulanmış Anadolu'da asla ve katta bir ameliyat yaptırmayacağız. Burada bir zafer kazanacağız. 1921'de kazanılan Sakarya Savaşı'ndan sonra Gazi Mustafa Kemal silah arkadaşlarını topladı ve Anadolu'daki Türk halkını artık tam zafer için hazırlamaya başladı. Mart ayında Türkiye Büyük Meclisi'nde 1922'nin Mart ayında bir gizli toplantı yapıldı. Bu toplantıda çok çetin tartışmalar yaşandı. Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutan sizsiniz. Öyleyse ne zaman Anadolu'nun kurtuluşu için harekete geçeceksiniz denildi. Mustafa Kemal 21 Haziran 1922'ye geldiğinde artık büyük taarruz için başkomutanlık meydan muharebesi için kararını vermiş ve son hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. Öyle ki bu hazırlıkları gizli de tutmak gerekirdi. Dolayısıyla etrafta düşman kuvvetler var, Ermeniler var, Rumlar var ve bunlar sürekli olarak Ankara'yı yakından takip ediyor. İstanbul'u kontrol altında tutan İngilizler Mustafa Kemal ve adamlarının arkadaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zafere mi gidecek yoksa bitecek mi son mu olacak? Son kozlarını nasıl kullanacak bunun hepsini ince ince hesaplıyorlar. Öyle ki Yunanlılara her türlü silah, cephane, uçak ve lojistik desteği sağlıyorlar. Bir ordunun temel ihtiyacı sadece silah değildir o ordunun karnını da doyurmanız gerekir, kıyafetini de giydirmeniz gerekir. Anadolu'da millet evindeki bir çift çorabın birini, evindeki 3 kilo bulgurun en az 2 kilosunu, evindeki atını, eşeğini ordunun emrine verdi. Öbür tarafta ise İngiltere ve Fransa tarafından ya da itilaf devletleri tarafından, hasreten İngiltere tarafından çok iyi şekilde beslenen, desteklenen bir Yunan ordusu vardı. Netice itibariyle 22 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal ve arkadaşları Savaş alanına doğru hareket ettiler. 26 Ağustos sabahı saat 4 buçukta Mustafa Kemal Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak Paşa, İsmet İnönü ve diğer ordu komutanları Mustafa Kemal Paşa'nın ateş emriyle ilk taciz top atışlarını başlattılar ve büyük taarruzu başlatmış oldular. 1922-26 Ağustos Çok dikkat etmek lazım. 26 Ağustos 1071 Bunlar Türk tarihinin Ağustos'ta zaferler ayı olduğunu gösterir. Sultan Alparslan gibi Mustafa Kemal de Cuma günüydü. 26 Ağustos bugün Cuma günü savaş kararı alındı. Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece Mustafa Kemal ve arkadaşları büyük taarruzun emrini verdi. Tarih çok önemli. Tarihin bir tarafı algıdır. Tarihin bir tarafı moraldir, motivasyondur. Tarihi çok iyi anlarsanız, iyi ordular sevk ederseniz zaferler kazanırsınız. Ordunuzu iyi sevk edersiniz. Örnekler gösterirsiniz. İşte Malazgirt'i gösterirsiniz. İşte 29 Mayıs'ı yine bir cuma Perşembe gecesi Cuma'ya bağlayan İstanbul'un fethini gösterirsiniz. İşte Mustafa Kemal bunu biliyordu, çok iyi biliyordu ve 26 Ağustos Cuma gecesini Cumartesi sabahına bağlayan gece bir zafer yürüyüşü başlattı. 26, 27, 28, 29 Yunan ordusu ilk 3 gün içerisinde perişan bir halde hemen hemen her tuttukları alanda İngilizlerin tüm imkanlarına, silahlarına rağmen, her türlü fırsatına rağmen Türk ordusu karşısında bir nevi postalıyla çarığıyla gelen Türk ordusu karşısında, yiyecek ekmeği olmayan Türk ordusu karşısında muazzam bir bozguna uğradı. Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının, silah arkadaşlarının bu gayretli, bu ileri görüşlü harekatı 30 Ağustos'ta artık Yunan ordusunu bir Türk kapanı dediğimiz ya da kurt kapanı dediğimiz ya da tarih boyunca Malazgirt'te, Muhaç'ta kullandığımız ya da daha geride Metehan'ın Çin ordusuna, kalabalık Çin ordusuna karşı kullandığı hilal taktiğini uyguladı Mustafa Kemal. İşte uyguladığı bu kurt kapan ya da hilal taktiği neticesinde dört tarafı çevrilmiş olan Yunan ordusu karşısında Türk ordusu kesin bir zafer kazandı ve Yunan Genelkurmay Başkanı Trikopis aynı Sultan Alparslan'ın karşısında esir düşen Roman Diogen gibi Mustafa Kemal'in karşısında esir edilmiş şekilde getirildi. Anadolu'da Aralarında belki 800 kilometrelik bir mesafe var. 1000 yıl önce Malazgirt'te kazandığın, 900 yıl önce Malazgirt'te kazandığın destanın aynısını 900 yıl sonra bir başka evladınız, bir başka Türk komutanı kazanıyor derler. Yani gün, devir değişebilir ama fıtrat aynı fıtrattır, kan aynı kandır. Yani bu milletin tarihi büyük, bu millet zengin. Tarih anlamında, kahramanlık anlamında. Mustafa Kemal 30 Ağustos günü ordunun başında Tınaztepe'de müthiş bir manevra, müthiş bir Yönetim sergiledi ve ilerleyen Türk ordusu Yunan ordusunu bozguna uğrattı. 30 Ağustos'taki bu başkomutanlık meydan muharebesi. Bazı cahiller, bazı aklı evveller kendilerince Mustafa Kemal'in zaferlerinden şüphe ediyorlar. Oysa tarih sadece sizin anlattıklarınızla olmaz. Bütün tarih İngiliz arşivleri, Yunan arşivleri, Fransız arşivleri, Rus arşivleri açık ve net bir şekilde söylüyor. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya... Ve arkasından büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşı. Bu zafer neticesinde Mustafa Kemal Yunan ordusunu perişan eyledi. Ordu kaçmaya başladı. Yunan ordusu. Kaçarken insanlıklarını yitirmiş bir şekilde kaçmaya başladılar. Türk ordusunun geldiğini gördükleri için köyleri, camileri yakmaya başladılar. Kadınlara, kızlara tecavüz etmeye başladılar. Su kuyularını zehirlemeye başladılar. Yakın zamanda bir daha toparlanamasınlar Türkler diye asırlık zeytin ağaçlarını, meyve ağaçlarını kestiler. Yaz günü olduğu için... Bağ, bahçe ve bostanları talan eylediler ki Türk ordusunun ekonomisi çöksün diye. Peki Mustafa Kemal ordusunun önüne geçti ve ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Yani hedef tek, net, Türk yurdu olan 500 yıllık Türk yurdu olan İzmir'i Yunan'ın elinden almak. Türk ordusu 1 Eylül itibariyle başlayan yürüyüşünü 9 Eylül günü Alsancak'ta konakta neticelendirdi. Yunan ordusunun tamamı denize döküldü. Yunanlılar bu hezimeti tarihleri boyunca unutamayacaktır. Bugün Ege Denizi'nde Kıbrıs'ta yaşanan problemlerin birçoğu ile ilgili biz belki bize karşı daha cüretkar davranabilirler, belki bize karşı daha hadsizce davranabilirler ama Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 9 Eylül'de onların denize döktüğünü, 30 Ağustos'ta başkomutanlarını nasıl esir ettiğini çok iyi hatırlıyorlar, çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e söz söylemek Rum sevdasından kaynaklanır. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına Anadolu'daki milli mücadeleye söz söylemek Rum sevdasından, Ermeni sevdasından kaynaklanır. Neden rahatsız olursunuz? Muhakkak atalarınızla ilgili bir problem vardır da bundan rahatsız olursunuz. Dolayısıyla İzmir'de Buna rağmen Mustafa Kemal hükümet konağına çıkacağı zaman ayağının altına Yunan bayrağı atıldığında biz askerlerle savaştık. Halklara zulmetmeyiz. Halkların kutsallarına dokunmayız, hakaret etmeyiz. Bu da Türk'ün dünya tarihindeki üstünlüğünü gösterir. Yakın zamanda da bu böyledir. Bakın hiçbir Türk'ün, hiçbir Türk devletinin bir başka dinden milletin ya da başka bir toplumun çocuğuna, kızına, kadınına zarar verecek hamle yaptığına şahit olamazsınız. Yakın tarihimizde böyledir. Kıbrıs'a gidip görün. Bakarsınız. Bugün Suriye'de Irak'ta hareket yapan Türk ordusunun çocuklara, kadınlara zarar vermediğine şahit olursunuz. Yakın zamanda Karabağ'da Azerbaycan ordusunun, Türk ordusunun hiçbir Ermeni çocuğuna zarar vermediğine şahit olabilirsiniz. Ama onlar her türlü katliam yapmakta kendilerini özgür hissederler. Savaş, savaş mübahtır derler. Oysa Türk'ün tarihinde aman dileyene kılıç çekilmez, masum olana dokunulmaz, İslam'ın belirlediği savaş hukukunun hemen her zaman gereği neyse o yapılır. Dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı 99. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos ve öncesinde ve sonrasında şehit olmuş tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm şehitlerimizi ve büyüklerimizi, tarihteki kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.